Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu ay kariyer, ev, yuva, aile gibi konularda önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Konu başlıklarını şöyle bir bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Mars ay boyunca Aslan burcunda. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak ve 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Güneş ayın 21'ine kadar İkizler Burcu'nda ve 4 Haziran'da Yay Burcu'nda Dolunay var 10. evinizde. 4-10 aksındaki çatışmanın ortaya çıkabileceği, biraz size gerilim yaratabilen bir Dolunay bu. Duygularınızı iyi yönetmeniz lazım, özellikle ailevi konularda. İş kariyer konularında bir dönüşüm olabilir. Bu dolunay size bir başarı getirebilir, bir işe girme ya da bir görevinizde bir atama, yer değiştirme, sorumluluklarınızda bir değişim olabilir. Mesleki durumunuzda, toplumdaki statünüzde, kariyerinizde, medeni durumunuzda bazı dönüşümler getirebilir. Bunlar geçtiğimiz Aralık ayında başlamış konular da olabilir. Bir olgunlaşma, sonuç alma dönemindesiniz. Bazı balıklar için de ailevi konular, anne, baba, ebeveynlerle ilgili konular daha aktifleşiyor. Yani onların hayatlarındaki dönüşümler, sağlıkları, düzenleri ve sizin onlarla ilgili ilişkileriniz ayın özellikle genelinde aslında önemli olacak gibi görünüyor. İş için veya medeni durumunuzla ilgili, yani bir evlilik, bir ayrılıkla bağlantılı olarak yer değişimi, taşınma gibi konularınız da olabilir. Ve değişken burçlarımız önemli etkiler alıyorlar. Siz de bir değişken burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bunu 9 ile 18 derece arası alabilirsiniz. Bu dolunay sizin için çok daha etkili ve çok daha değiştirici, önemli olabilir. 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki hareketi bu yıl uzun sürecek. Çünkü Temmuz sonuyla Eylül arasında retro yapacak. Dolayısıyla burada bu ay başladığı hareketi biraz uzun süreli düşünmek gerekiyor. Mars ay boyunca Aslan Burcu'nda, Venüs ve Mars birlikte hareket edecek bu ay 6. evinizde. İş konuları günlük hayatınıza dikkat çekiyor. Şimdi burada bir hareket var. Meşguliyetleriniz var. Zaten iş kariyer konularında da bir etkileşiminiz var. Belki bir mesleki anlamda bir işe başlayacaksınız. Bir sorumluluk alacaksınız. Burada bir çalışma temposuna girebilirsiniz. Dolayısıyla çalışma ortamlarınızda da tabii ki düzenlemeler olabilir, yenilikler olabilir. Zaten Venüs burada bir iyileşme de getiriyor. Yani konforunuzun artması, işte iş konularında bir yardım almanız, iş arıyorsanız bir iş bulmanız, yeteneklerinizi ifade edebilme olanakları bulmanız, bunlar mümkün. Özellikle 6. ev konuları ay boyunca sizin için önemli. Bunun yanı sıra çalışma koşullarınızla birlikte işte genel alışkanlıklarınız, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, günlük hayatınızı beraber geçirdiğiniz kişiler, evcil hayvanlarınız ve benzeri alanlarda da bu ay boyunca daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Ama keyif aldığınız konular da bunlarla ilgili. Yani bazı sorunlarınız varsa onları çözmek için enerji harcıyorsunuz. Venüs'ün etkisiyle de çözüm yolları bulabilirsiniz. 11 Haziran'da Merkür ikizlere geçecek ki Merkür burada çok hızlı ve güçlüdür. 4. evinize geçecek. Burada biraz aile, yuva konuları, ebeveyn ilişkilerinde hareketi arttırıyor. Evde aile üyeleriyle daha fazla bir şeyleri konuşmanız, tartışmanız, evde bir hareketin olması, iletişimin özellikle aileyle ilgili konularda olması mümkün görünüyor. Ve 18 Haziran'da tam da bu alanda 26 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak zaten. Yeni ay yenilik demek. Yeni bir karar, yeni bir adım, yeni bir hayatımızda düzen demek. Bir evle ilgili, yaşadığımız mekanla ilgili bir değişim olabilir. Bir yer değişimi, taşınma olabilir. Ev kiralayabilirsiniz, ev alabilirsiniz, satabilirsiniz. Veya işte kışlık evinizden yazlık evinize geçebilir. Bir düzeninizi değiştirebilirsiniz. Evinizin içinde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Ev için bazı alışverişleriniz olabilir. İşte aileyle ilgili konularınız olabilir. Evde çalışıyorsanız iş düzeninizle ilgili bir girişiminiz, düzenlemeniz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Neptün'e dikkat etmek lazım. Çünkü bu yeni ayda önemli bir açıda. Üstelik biliyorsunuz balık burcunda. 17, 18, 19, 20 Haziran gibi Güneş Neptün karesi de aktif. Şimdi Neptün olan yerde biraz karışıklıklar, belirsizlikler olabilir. Gözünüzde bir şeyleri büyütebilirsiniz. Çok idealize edebilirsiniz. Çok hayalci davranabilirsiniz. Çok yardımsever ve çok böyle fedakarlık içerisinde de olabilirsiniz ailevi konularda.
Bunları dengelemek gerekiyor. Gerçeklerden uzaklaşmadan hareket etmek gerekiyor. Bağışıklık sisteminiz biraz zayıf olabilir. Buna dikkat edin. Özellikle ev ortamında su ve işte gaz sistemlerinde arızalar, böyle su basmaları gibi sıkıntılar olabilir. Hani bu anlamda da temkinli olmakta fayda var. Aile üyeleriyle ilgili bazı anlaşmazlıklar, kayıplar, yanılgılar, işte bir eşyanızı kaybetmeniz gibi konular olabilir. Yani Neptün olan yerlerde buna dikkat etmek lazım ki bu yeni ay döngüsü bunu çalıştıracak gibi görünüyor. Mümkün olduğunca temkinli olun. Yani günlük hayatınızda öyle çok hayalci davranmayın. Güvenliğe dikkat edin. Özellikle böyle önemli konularda, bir şeyleri kaybetmemeniz gereken konularda daha tedbirli olmanızda fayda var. Ve yeni ayı takiben ayın 21'inden sonra Güneş artık ikizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçecek. Enerji olarak bu sizi daha fazla aslında olumlu etkileyecektir. Yengeç 5. eviniz olduğu için biraz bu ev, aile, sorumluluk alanlarından yavaş yavaş kendinizi soyutlayıp, hani size keyif veren, sizi eğlendiren, duygusal olarak sizi daha fazla besleyen konulara yönelmeye başlayabilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi, sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.